Evet, şimdi bu videoyu 10 milyona yakın insan izledi. Sosyal medyada herkes paylaştı. Kadir Mısıroğlu'na tepkiler de arttı. Ve Kadir Mısıroğlu'nun gerçek yüzünü de bir kez daha hatırlamış olduk. Videoyu çeken, videoda Kadir Mısıroğlu'nu anlatan tarih öğrencisi Dilara Çelik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Öncelik. Şimdi kendinize misyon edinmişsiniz ve tarih videoları çekiyorsunuz. Evet. Tarih konusunda, özellikle Cumhuriyet tarihi konusunda güzel çalışmalarınız var. Ve mekanları da geziyorsunuz. Tarihi mekanlarda bunu anlatıyorsunuz. Sosyal medya hesabınızdan paylaşıyorsunuz. Bu videoda öyle arada Kadir Mısıroğlu'da gündem olunca çok fazla paylaşılan bir video oldu. Şunu soracağım. Atatürk'e yönelik saldırılar neden arttı Türkiye'de? Şimdi öncelikle Atatürk'e saldırmak ve Atatürk'e saldıranlar olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Atatürk'e saldırmak konusuyla ilgili Ahmet Taner Kışlalı'nın Mustafa Kemal'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği kitabında bir örneğiyle konuşmak istiyorum. Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır. Eğer Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı bir devlet kurma peşindeyseniz Mustafa Kemal'e saldırmanın elbette tutarlı bir yanı vardır. Ama çağı yakalama arayışında görünürken aynı şeyi yapmaya kalkarsanız belki bazı dikkatleri üzerinize çekersiniz ama inandırıcı olmazsınız. Şimdi öncelikle Atatürk'e saldıranlar gericiler ve bölücülerdir. Ve Atatürk'ün aslında şahsına saldırılmıyor. Atatürk bir simgedir. Atatürk bir semboldür. Peki Atatürk neyi simgelemektedir? Atatürk Türklüğü simgelemektedir. Atatürk milliyetçiliği simgelemektedir. Bilimi, laikliği, çağdaşlaşmayı, kadın haklarını, cumhuriyeti simgelemektedir Atatürk. Haliyle Atatürk'e saldıranlar da aslında bu simgelere saldırıyor. Yani sadece Atatürk'e şahsına yönelik değil, onun temsil ettiği değerlere. Evet, tabii ki yönelik öyle. Ciddi bir saldırı var. Doğru. Laikliğe, çağdaşlığa, modernliğe, hukuka, demokrasiye, eşitliğe, kadın haklarına yönelik bir saldırı olarak görüyorsunuz evet. Bunları. Peki, şimdi bakın, çektiğiniz video çok dikkat çekti, çok paylaşıldı. Bunu normal bir zamanda çekseniz bu kadar paylaşılmazdı. Muhakkak. Ama Atatürk'e yönelik saldırılar arttıkça toplumun buna tepkisi de artıyor. Mesela dikkat ediyorum, özellikle son dönemlerde Anıtkabir ziyaretlerinde, 29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, yani Cumhuriyetimizi temsil eden simge günlerde, özel günlerde artık daha fazla kalabalıklar var. Toplum ne yanıt veriyor bu saldırılara? Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki Atatürk'e saldırılar arttı. Onun heykelini baltalayanlar, işte vuranlar çok fazla artmaktadır. Saldırılar arttıkça tabii ki her ne kadar Atatürk düşmanlığı artsa da Atatürk'ü tanıma ve onu sahiplenme arzusu da artmaktadır. Peki biz bunu nerede görüyoruz? Tabii ki Anıtkabir'e giden milyonlardan. Peki milyonlar niçin Anıtkabir'e gidiyor? Bakın Atatürk halk için halka rağmen bir devrim yaptı. Ve halk bu devrimleri elinden kaybetmeye başladıkça değerlerinin farkına varıyor. Peki nedir bunlar? Biliyorsunuz ki başkanlık sistemi söz konusu. Tek adam olayı var bildiğiniz gibi. Meclis yetkisini kaybetti. Yasama, yürütme ve yargı artık tek kişinin elinde toplanma üzerinde. Karma eğitime karşı atılan adımlar var ve tabii ki her yer imam hatibi oldu. Haliyle insanlar da Atatürk'ün yaptığı devrimlere daha fazla sahip çıkma eğiliminde. Evet. Peki Kadir Mısıroğlu'na yönelik çektiğim videoyu biraz değinmek istiyorum. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında Kadir Mısıroğlu ile ilgili, tırnak içinde söylüyorum, vatan haini ifadesini kullandı. Siz de çektiğiniz videoda Kadir Mısıroğlu'nu anlattınız. Evet. Cumhuriyete, cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e nasıl saldırdığını hatırlattınız. Ve güzel de bir sonla bağladınız. Onu da paylaştık ekranda. Kadir Mısıroğlu kimdir? Videoda şimdi, anlatamadığınız başka bir şey var mı? Ben Kadir Mısıroğlu'na 3 numaralı adam diyorum. Niye? 1 numaralı adam akli dengesi yerinde olmayan ve Atatürk hakkında gelmiş geçmiş en yalan şeyleri kitabına yazan Rıza Nur. Rıza Nur, yani uydurma tezler. Tabii uydurma, Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet dönemiyle ilgili. Maalesef ki, ve ağır şeyler, ağır itirazlar var. Evet. İki numaralı adam da 90'lı yıllarda Atatürk'e saldırılarıyla ünlenen Refah Partisi milletvekili
akli dengesi yerinde olmayan ve günümüzde kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı. Evet. Bakın. Ve 3 numarada Kadir Mısıroğlu. Bakın üçünün de ortak noktası aslında akli problemlerinin olması. Biz Kadir Mısıroğlu'nun çektiğimiz videoda bazı sözlerini söyledik. Ancak bazı sözlerine yer vermedik. Ben o sözleri de burada söylemek istiyorum. Kadir Mısıroğlu diyor ki ben Orta Doğu projesini destekliyorum. Evet. Amerika güdümünde bir halifeliğe razıyım. Evet. Ve en çok tartışma yaratan da sözü şu aslında. Keşke Yunan galip gelseydi. Bakın Kadir Mısıroğlu'nun Yunan Mezalimi adında bir kitabı var. Yani Kadir Mısıroğlu Yunan zulmünü biliyor ve yine keşke Yunan galip gelseydi diyebiliyor. Bu aslında psikolojik bir sorundur. Bakın görüyorsunuz. Keza Yunan galip gelseydi hilafete ve İslam'a daha az zarar verirdi iddiasında olan bu kafa günümüzde şu an Yunanistan'daki camilerimizin hazin sonunu gidip görebilir. Biliyorsunuz ki camilerimizin çoğu kapatıldı, evet, ve kilise yapıldı, kiliseye çevrildi. Peki Kadir Mısıroğlu'yla ilgili bu videodan sonra özellikle size yönelik tepkiler oldu mu hiç? Muhakkak. Şimdi video çok fazla patladı. Evet. Özellikle Twitter'da büyük hesaplar paylaştı. Ve ancak Facebook'ta büyük hesaplar paylaştı. Büyük hesaplar, Twitter'da büyük hesaplar paylaştı. Ve aynı zamanda YouTube'da da Kadir Mısıroğlu kimdir ibaresi altında koyduğumuz için genelde Kadir Mısıroğlu'nun fikir dairesi içerisinde olan insanlar izleme durumuna girdi. YouTube'da çok fazla hakaret, çok fazla tehdit, sadece YouTube için değil yani kendi şahsi hesabıma da çok fazla hakaret ve tehdit mesajları maalesef geldi. Peki şimdi şöyle bir şey merak ediyorum ben. Bir tarih öğrencisisin. Evet. Ve bu çalışmaları yapıyorsun. Ortak çalıştığın bazı gruplar da var. Tarih alanında çalıştığın, evet, bazı gruplar da var. Bir tarih öğrencisi olarak Cumhuriyet tarihini nasıl anlamak gerekiyor? Bunu biraz anlatabilir misin? Şimdi öncelikle ben Cumhuriyet tarihinde uzmanlaşmak istiyorum. Öncelikle konu bu. Yani ben Cumhuriyet tarihi çalışmak istiyorum. Ancak tarih okuyan öğrencilerde genelde şöyle bir ikilem oluyor. Ya Osmanlı Devleti ne seversiniz ya Cumhuriyet tarihini, yani evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihini seversiniz. Maalesef ki böyle bir ayrım söz konusu. Ben Cumhuriyet tarihi çalışacağım dediğim zaman Osmanlı Devleti'ni sevmiyor musun algısı çıkıyor. Böyle bir ayrım varmış gibi. Var. Hepsi yani, bizim tarihimiz, geçmişimiz. Tabii ama maalesef ki benimsenmiyor. Yani ben hem Fatih Sultan Mehmet'i hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü sevebilirim. Bu benim kendi şahsi düşüncemdir. Bunlar benim atalarımdır. Mantık yok ama şu var. Sen Fatih Sultan Mehmet'i seviyorsan Atatürk'ü sevmemelisin. Atatürk'ü seviyorsan da Fatih Sultan Mehmet'i nasıl sevebilirsin? Yani maalesef ki tarihte bu ikilem söz konusu. Tarih en ideolojik bilim dalıdır der kimileri. Öyle. Evet, tarihten husumet çıkarmak da iyi değildir. Peki, özellikle Cumhuriyet tarihinde bu tür saldırıların kaynağı ne? Yani Cumhuriyet tarihini karalayanların, hı hı, işte Kadir Mısıroğulları'nın, farklı isimlerin, bugün günümüzde bazı tarihçiler de var, Mustafa Armağanlar var. Evet. Cumhuriyet dönemine yönelik bu kinlerinin kaynağı ne? Hangi kaynaklardan besleniyorlar? Şimdi öncelikle tarihi çarpıtan isimleri saymak istiyorum. En başta Necip Fazıl Kısakürek. Videosunu çektiğimiz Kadir Mısıroğlu. Ayşe Hür, Mustafa Armağan, Ahmet Anapalı ve Ahmet Şimşirligil. Keza biz bu kişilerin de videolarını çekeceğiz. Şimdi bu tarihçiler bir saldırdıkları konular var, bir de çarpıttıkları konular var. Ben saldırdıkları konular üzerine örnek vermek istiyorum. Örneğin Lozan, İsmet İnönü, Atatürk ve köy enstitüleri en çok saldırılan konulardan. Evet. Çarpıtılan konulardan da en çok Vahdettin, Şeyh Said isyanı, Dersim meselesi ve İskilipli Atıf olayı hep çarpıtılan konulardan geliyor. Bu aslında zihniyetin annesi mi demek lazım, öncüsü mü demek lazım? Necip Fazıl Kısakürek'tir. Niye? Bakınız Necip Fazıl Kısakürek büyük bir şairdir. Ben bunu inkar etmiyorum. Ancak Necip Fazıl'ın tarih kitaplarında yazdığı yanlışları Mustafa Kemal Atatürk'e ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'ne yani kimse bu kadar zarar vermemiştir. Şimdi Necip Fazıl CHP döneminde yurt dışına eğitim için gönderilen bir insan. CHP'nin tek parti iktidar döneminde. Tek parti, evet, tek parti. Ancak eğitim için gönderdiği parasını Paris'te kumarda kaybediyor ve zar zor ülkeye geri dönüyor. Atatürk öldüğü zaman da en güzel metiyi Atatürk'e Necip Fazıl Kısakürek yazıyor.
Yani Melek, Atatürk'ü övüyor. Övüyor, övüyor. Devrimlerini evet. övüyor. Övüyor. Peki daha sonra ne yapıyor Necip Fazıl? Mesela Menemen'de Kubilay'ın başını kesenleri lanetleyen Necip Fazıl, o Kubilay'ın başını kesenlerin öncüsü oluyor maalesef ki. 25 yıl yanında vakit geçiren Kadir Mısıroğlu bile şöyle ibare ve söylüyor. Diyor ki, ben anlatmaya kalksam Necip Fazıl'ı lağım patladı sanırsınız diyor. Ve şöyle bir durum söz konusu. Necip Fazıl Kısakürek şöyle bir, mesela 1943 yılında Büyük Doğu hani ortaya çıktı. 43'ten 46'ya kadar Atatürk'ü öven, İsmet İnönü'yü öven, hatta Atatürk dirilecektir adında bir yazısı var. Yazdı, ancak 46'da Demokrat Parti zamanında bir değişim oluyor ve aslında Atatürk'ü kötüleyen, bu işte Vahdettin Atatürk'ü, işte Anadolu'ya Vahdettin yolladı. Evet. Bu örnek buradan çıkmaktadır. Bu tezlerin kaynağı mesela Necip Fazıl. Necip Fazıl Kısakürek'tir ve Necip Fazıl 1983 yılında öldü. Haliyle 80 darbesini de gördü ve 80 darbesi için şöyle bir ibaresi var. 80 darbesi şahlanıştır. Peki şahlandılar mı? Şahlandılar efendim. Bunu şu anki iktidarda da görebiliriz. Peki sadece Necip Fazıl mı tarihi çarpıtan? Yani hayır, Rıza Nur. Mesela Rıza Nur, Necip Fazıl, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Arman ve hali devamı da şu anda söz devam etmektedir. Ancak tabii ki olayların en hani ortak noktası Rıza Nur'dan başlıyor. Atatürk'e çok ağır ithamları var. Mesela Doktor Rıza Nur'un Hayatı adlı kitabı ki evet. ismi de değişebiliyor. Burada söyleyemeyeceğim ağır ithamlarda bulunuyor kendisi. Evet, çok çirkin iftiralar. Çok çirkin ithamlarda bulunuyor. Halil Atatürk düşmanı kendisi, sonra Atatürk düşmanlığı işte Necip Fazıl, Necip Fazıl'dan öğrencisi Kadir Mısıroğlu, daha sonrasında Mustafa Arman. Maalesef ki böyle devam etmekte. Peki mesela bugün eski milletvekillerinden Ufuk Uras bir tweet attı. Bu da Atatürk'e yönelik iftiralardan biri. Diyor ki tweetinde, Atatürk Vahdettin'e damat olmak istemiştir. Hı hı. Damat Ferit gibi devleti bu yolla ele geçirmeye çalışmıştır. Özetle bunu söylüyor. 3 kere Vahdettin'in hükümetinde bakan olmak istemiştir. Hı. Ancak Vahdettin bunu kabul etmemiştir diyor. Hı hı. Daha sonra biraz taradı Murat Bardakçı bu konuyla ilgili. Sabiha Hanım'ın yani Vahdettin'in kızının bazı röportajlardaki ifadelerine yer veriyor. Sabiha Hanım diyor ki bir röportajında, Atatürk benden hoşlanmıştır, beni istemiştir diyor. Yani bunun dışında tarihi bir belge yok. Hı hı. Yani Atatürk'ün Vahdettin'e damadı olmak istemesi, hükümetinde bakan olmak istemesi, damat sıfatıyla devleti ele geçirmeye çalışması gibi bir çabasının olduğunu gösteren tarihi belge yok. Evet. Ama buna rağmen mesela Ufuk Uras böyle bir şey ortaya atıyor. Hı hı. Şimdi bu tür yalanlara, çarpıtmalara karşı ne yapmalıyız? Öncelikle şöyle bir şey var, kaynaksız bir şey okumamak lazım. Yani şu problemi çok yaşıyoruz, internette bir yazı, biri evet. işte şopla bir şey yapmış örneğin, bu gerçekti diye paylaşılıyor. Ancak artık biliyorsunuz ki birleştirmek, yapmak o kadar kolay ki, insanlar buna inanıyor. Mühürsüz şeyler var mesela, tarihi Osmanlıca bir evet, belge, evet. mühürsüz ama işte burada şu yazmaktır. Lakin mühürsüz, biz şu an derslerde Osmanlıca eğitimi görmekteyiz. Biz de ilerletirsek biz de yazabiliriz. Önemli olan mührün olup olmamasıdır keza. Yani bu belgelerin gerçekliklerine bakmaları lazım. Şöyle bir durum var mesela, çok karşılaşıyorum. Bir konu üzerine biriyle tartışıyoruz. Diyor ki işte interneti açıp bakarsan bu yazıyor. Evet. Tabii ki interneti açıp bakarsam o yazıyor. Belki sen yazmış da olabilirsin. Belki ben yazmış da olabilirim. Bunlar çok problem. Yani birinci insanlar, kaynaklara inmek lazım. Birinci kaynaklara tarihte inmek en lazım. Şeydir. Kitap okumak lazım. Evet. Objektif kitaplar okumak lazım. Günümüzde çok fazla objektif kitap maalesef ki yok ama en azından yanlı kitaplar belli. Hani onlardan biraz uzaklaşmak lazım. İnternetten uzak durmak lazım. Bakın internette bilimsel siteler harici işte fotoğrafta şu vardı, bu vardı gibi iftiralara da tabii ki inanmamak lazım. Evet. Peki özellikle Cumhuriyet tarihini anlama konusunda eğitim müfredatımız yeterli mi? Değil. Şimdi bazı çalışmalar var. Müfredattan Cumhuriyet tarihinin, Atatürk'ün adının silindiğine yönelik bazı işaretler alıyoruz. Hı hı. Bu tarih bilinciyle, bu değerleri benimseyerek yetişen nesillerde artık nesilleri göremeyeceğiz. Böyle giderse, hı hı. buna dur demezsek. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Bakın şöyle bir tabir var. Kazanan tarih yazar diye, biliyorsunuz belki evet. böyle bir söz var. Haliyle günümüzde eğer Atatürkçü bir müfredat varsa Atatürkçü nesiller yetişir.
Ancak Atatürk karşıtı bir müfredat varsa maalesef ki Atatürk karşıtı nesiller yetişir. İşte biz de bunları önlemeye çalışıyoruz. Sosyal medyada olsun, yazdığımız kitaplarda olsun bunları önlemeye ve gençlere de yol göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Üniversitede nasıl? Siz üçüncü sınıf öğrencisiniz, evet, değil mi? Evet, üçüncü sınıf öğrencisiyim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben tabii ki lisede tarih gördüm. Ancak tarih aslında hiç bilmiyormuşum. Bunu üniversiteye geldikten sonra fark ettim. Üniversitede eğitim iyi ancak tabii ki tarih olduğu için ideolojik problemler de ister istemez muhakkak ki tarih okuyan her öğrencinin ortasında bulunduğu bir durum. Evet. Yani o olur ama yani bu bakın tarihi yanlış algılayabiliriz, anlayabiliriz ancak doğru tarihi öğrenmek için birilerinin bizlere yol göstermesi gerekiyor. Evet. Yani ben de kendi adıma yanlış anladığım, yanlış düşündüğüm dönemler olmuştu. Hı hı. Ama okudukça, kaynaklarına indikçe, araştırdıkça, daha doğru bilgileri elde ettikçe daha doğru kanaat getirebildiğimi görmüşümdür. Hı hı. Yani hepimizin yanlışları, hataları olmuştur. Burada tarihçiye düşen görev nedir? Tarihçiye düşen görev öncelikle bütün kaynakları okumalıdır. Yani işte bu kaynak böyle anlatıyor, bu kaynak böyle anlatıyor değil. Her kaynağı bilmeli ve her kaynak üzerinde de bilgi sahibi olmalıdır. Karşı taraf bir soru sorduğu zaman, arkadaşı olabilir, akrabası olabilir, çevresinden biri olabilir, ona yanıt verebilmelidir. Ancak dediğim gibi taraflı kaynak okuma olasılığı olursa buna verebileceği cevap kısıtlıdır. Tarihçinin en önemli yapması gereken kitap okumasıdır. Kitap okuması. Ancak maalesef ki tarih bölümü okuyup yani bir kitabı dahi bitirmeden mezun olan insanlar da mevcut. Peki o zaman tarih bilincimiz eksik olduğu için mi bu kadar çok Atatürk'e yönelik saldırılar gerçekleşiyor? Kesinlikle bundan dolayı. Bakın Kadir Mısıroğlu, biz videoyu çektik ama bizim amacımız Kadir Mısıroğlu'nun iddialarına yanıt vermek değildi. Biz Kadir Mısıroğlu'nu marjinalleştirmek istedik. Biz Kadir Mısıroğlu'nun düşüncesinde olan insanların bile kendisini sorgulamasını istedik. Keza alttan gelen genç nesil videoyu gördü ve Kadir Mısıroğlu onların gözlerinde büyük bir PR kaybına uğradı. Kadir Mısıroğlu'nun şu anda gençlerin gözünde komedyenden bir farkı yoktur. İşte bunu yapmak için ne yapmak lazım? Bol bol kitap okumak lazım. İşte bu hani tarzda şimdi Atatürk'e saldırılar dediğiniz gibi çok fazla. Niye? Çünkü bilinç yok. Bilinç yok yani okuma bilinci yok. Ya da çabuk düşman olma bilinci var maalesef gibi. Biri bir şey duyuyor, Atatürk bunu yapmış. Kaynağı yok ama çok güvenilir biri söyledi. Evet. Bunlar yanlış ibareler. Yani biri kulaktan dolma bilgiler değil de ya ben böyle bir şey duydum ama bunu araştırmalıyım. Düşüncesiyle ilerlemeli herkes. Bir araştırma da lütfen internet üzerinden yapmamalılar yani. Evet. Ama interneti kullanarak da doğru bilgiyi erişebilir. Ama yanlış bilgiler daha fazla açıkçası. Evet. Yani istediğiniz yazabiliyorsunuz bildiğiniz gibi internete. Peki şimdi 3-4 dakikam kaldı. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ben Atatürk'e saldıranların iki yüzlüklerinin bu kadar olmadığını anlatsam bir eklemeler daha yapmak istiyorum. Şimdi dedelerinin mezar taşını okuyamadıkları için kahrolanlar bugün bedava açılan Osmanlıca kurslarına gitmiyor. Zaten gidenler de Atatürk'e şükrediyor. Evet. Cumhuriyeti kötüleyip şeriat isteyenler bugün dünyada nerede gerçek İslam'ın yaşandığı konusunda kararsız. Atatürk'e her türlü hakarete edip yine de Atatürk'ü koruma kanunundan yakınanlar bu kanunu Adnan Menderes'in ateşli bir konuşmayla getirdiğinden habersiz. Sansür nedeniyle gerçekleri söyleyemiyoruz, yazamıyoruz, konuşamıyoruz diyenler çok az, çok önceki dönemler hariç 1950 yılından beri sağ partilerin iktidar olduğunu unutuyor. Padişahlık sistemi devam etseydi hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olanlar bugün iki Ayaş'ın kurduğu cumhuriyette cumhurun başkanı oluyorlar. Tek parti iktidarında yapılan inkılaplarla toplum özünden koptu diyenler 1915 yılında sadece Osmanlı'da 359 tane genelev olduğunu unutuyor. CHP'ye İttihat ve Terakki zihniyeti diyenler çok sevdikleri Said Nursi'nin İttihat ve Terakki üyesi olduğunu unutuyor. İnönü 2. Dünya Savaşı'nda halkı aç bıraktı diyenler dışarıdan şarbonla et getiriyor. Atatürk adından rahatsız olan ve sadece Mustafa Kemal diyerek köylü kurnazlığı yapanlar Atatürk adının Türk'ün atası değil, atası Türk olduğunu bilmiyorlar. Peki bu insanlar neyi biliyor? Zulmün onlar için 1938'e bittiğini çok iyi biliyorlar. Mesela Atatürk'ün getirdiği cumhuriyet sayesinde milletvekili olduklarında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına namusu ve şerefi üzerine yemin etmeyi de çok iyi biliyorlar. Çok klişe olsa da demeliyim Çağlar Bey. O iyi insanlar,
o güzel atlara binip çekip gittiler. Evet, o güzel beyaz atlara binip çekip gittiler. Güzel, etkileyici bir konuşma. Videoların da aynı şekilde böyle etkileyici cümleler ve örnekler kullanarak yapıyorsun. Başarılarının devam etmesini teşekkür dilerim. Teşekkür ediyorum. Bu da senin için bir ilkti. Evet. Bir televizyon programı. Biraz heyecanlanmış olabilirim. Yok, heyecan yoktu. İyiydi. Gayet iyiydi. En azından herkeste senin gibi bir cesaret olsun da doğru yanlış. Korkmasınlar. İyi kötü. Yeter ki araştırmayı seven, öğrenmenin peşinden koşan, tarihini meraklı, kendi geçmişini bilen, bunun için mücadele edebilen bir nesil yetişsin. Tek ihtiyaçları evet. Korkmamaları Çağlar evet. Bey. Korkmasınlar, araştırsınlar ve korkmasınlar. Evet, araştırırlarsa da doğruyu mutlaka bulurlar. Çok muhakkak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Tarih öğrencisi Dilara Çelik'le birlikteydik. Çektiği video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. 10 milyona yakındı en son baktım. Sadece bir sayfada büyük hesaplar paylaştı. Milletvekilleri paylaştı. Kanaat önderleri paylaştı. Ve oldukça tarihe de meraklı bir genç öğrenciyle tanışmış olduk. İlk defa Halk TV'de kendisini çıkardık. Güzel araştırmaları var, güzel çalışmaları var ve devam edecek bu çalışmalarına. Biz de sizlere böyle çalışmalar yapan insanları tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.